Haber turumuzun ilk durağında 6,3'lük depremle sarsılan Tayvan'a gidiyoruz. Ülkenin doğusundaki Hualien kentinde bir bina deprem nedeniyle çöktü. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde sarsıntının şiddeti ve çöken binada oluşan toz bulutu dikkat çekiyor. 3 Nisan'da 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsılan Tayvan'da en az 17 kişi hayatını kaybetmişti. O günden bu yana ülkede 1000'den fazla artçı deprem meydana geldiği belirtiliyor. Sıradaki durağımız Amerika Birleşik Devletleri Alman Havayolu Şirketi Lufthansa'ya ait Boeing 747 tipi bir yolcu uçağı inmeye çalıştığı sırada tekerleri piste temas etti ancak pilot pisti pas geçti. Tekrar havalandı. Havacılıkta touch and go diye bilinen bu manevra Los Angeles Uluslararası Havalimanı canlı yayınına yansıdı. Uçağın kısa süre sonra piste başarılı bir şekilde iniş yaptığı öğrenildi. Touch and go terimi havacılıkta uçağın tekerlerini piste dokundurarak hiç durmadan yeniden kalkış yapması olarak biliniyor. Pilotlar genellikle inişi tehlikeye atacak bir durumla karşılaştıklarında bu tekniği uygulamayı tercih ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir kargo uçağının Alaska'da kalkış sırasında düştüğü öğrenildi. Görgü tanıkları Fairbanks kenti yakınlarındaki Tanana Nehri kıyısından yoğun duman yükseldiğini bildirdi. Amerikan Federal Havacılık İdaresi uçakta iki kişinin bulunduğunu açıkladı. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri kaza sonrası kurtulan olmadığını açıkladı. Kolombiya polisi ülkenin batısındaki Cali kentinde yasa dışı hayvan postu tacirlerine operasyon düzenledi. Bir kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken bir kutup ayısına ait post ele geçirildi. Şüphelinin yasa dışı hayvan kaçakçılığından 9 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Kolombiyalı yetkililer kutup ayısı postunun ülkeye nasıl girdiğini ve daha fazlasının olup olmadığını da araştırıyor. Kutup ayısı postları kara borsada 12 ile 20 bin dolara kadar alıcı buluyor. Son durağımızsa Japonya'daki bir hayvanat bahçesi. Erkek olduğu düşünülen 12 yaşındaki Genchan isimli bir hipopotamın 7 yıl sonra dişi olduğu öğrenildi. Hipopotamın tipik erkek davranışları sergilemediğini fark eden hayvanat bahçesi yetkilileri DNA testi yaptırdı. Böylece Genchan'ın gerçek cinsiyeti ortaya çıktı. 2017'de Meksika'dan Japonya'nın Osaka kentindeki Tennoji hayvanat bahçesine getirilen Genchan'ın gümrük belgelerinde erkek olduğu belirtiliyordu. Haber turuyla birlikte bülteni noktalıyoruz.